Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV'de Çağrı Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kameralarımızı açtık mı? Evet, açtık. Hocam söz sizde, dinleme bende. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün ne ile başlıyoruz? Hizmet sektörünün ekonomideki yeriyle başlıyoruz tabii ki. Şimdi hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerinden bahsedeceğiz. Hizmet sektörü deyince ilk önce ne anlıyoruz? Onu söyleyelim isterseniz. Hani meslekler işte öğretmenlik, doktorluk ya da işte bir fırıncı, yani Bütün marangoz. Evet, çalışanlar. yani bunların hepsi aslında hizmet sektörü içerisinde yer alıyor. Peki, Evet. bu hizmet sektörü tabii ülkelerin gelişmesiyle birlikte ister istemez hani bu oran ne olmaya başlayacaktır? Artmaya başlayacaktır ülkelerde. Çünkü işte hastane sayısı artacak, okul sayısı artacak, işte banka sektörü artacak. Düşündüğünüz zaman bunlar artınca haliyle hizmet Çalışan da sektörü de artıyor. aynen öyle artacak. Peki, hizmet sektörü istihdam sağlayan bir sektördür diyoruz o zaman. Yani iş sahasıdır. Genelde de ülkelerde gayri safi milli hasıla içindeki payı nedir diyoruz? Fazladır diyoruz. Mesela Japonya'ya baktığınızda hizmet sektörü %70 ya da işte sanayisine bakıyorsunuz %29, tarımına bakıyorsunuz %1, değil mi? Dolayısıyla hani gelişmiş ülkelerde genellikle hizmet ve sanayi zaten fazladır ama hemen hemen her yerde hizmet sektörü daha ne olacaktır? Fazla olacaktır tabii ki. Şimdi Türkiye'de de zaten hizmet sektörü Cumhuriyet dönemiyle birlikte gelişme göstermiştir diyoruz. Ve tüm dünyada da hizmet sektörünün gelişmesi insan ihtiyaçlarının artmasıyla başlıyor, değil mi? Yani Türkiye'de de büyük bir pazar alanına sahip olduğu için hizmet sektörü bizde yine dünyada olduğu gibi çeşitlilik gösterebiliyor. Şimdi çalışanların çoğu da zaten nerededir diyoruz bakın. Hizmet Hizmet sektöründedir sektöründe. bizde. Hizmet sektörünün alt dalları neler? Mesela mesleki hizmetler var. Meslek işte az önce bahsettiğim gibi hani öğretmen, doktor falan. Mali hizmetler var. Ve dağıtım hizmetleri vardır diyebiliriz arkadaşlar. Daha Bunlar varmış şimdi hocam. tabii daha var da hani az çok yani tahmin ettiğimiz şeylerdir Eğitim, zaten. çevre, Eğitim, ulaştırma, çevre, eğlence, evet. kültür. Turizm. Zaten gördüğünüz gibi Müteahhitlik sonunda hizmetleri de nokta mi var nokta hocam? nokta tabii müteahhitlik hizmetleri de var ya nokta nokta diye gidiyor. Yani siz bunu arttırabilirsiniz hani başka Yani aklınıza gelen bir şey hamamcılık. varsa. Olabilir. Yani hepsini İyi olmaz. kullanabiliriz. Hamamcılık hizmetleri. Evet. Evet. Ulaşım sektörünün peki, şimdi hizmet sektörü böyle. Ulaşım sektörünün ekonomiye katkısı nedir diyelim. Ulaşım sektörü ekonomik kalkınmada son derece önemli bir rol oynar. Bu sektörde amaç sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan ulaşım ihtiyacını güvenli bir şekilde halletmektir diyebiliriz. Şimdi ulaştırma sektörü Türkiye genelinde %7'lik bir oranı sahiptir diyoruz. Bakın gayet hani çok da fazla bir alanı yok. Ve günümüzde de bakın işlerin aksamadan ilerlemesi ulaşım sektöründeki hızla nedir diyoruz? Bağlıdır diyoruz ve 1 milyondan fazla kişi de yine bu sektörde ne yapmaktadır? Ulaşım sektöründe çalışmaktadır diyoruz. Ticaret sektörüne baktığımız zaman da tabii ticarette amaç kar elde etmektir biliyorsunuz. İkiye ayrılıyor. İç ticaret ve dış ticaret olmak üzere. İç ticareti biz ne diyoruz? Ülke içinde yapılan İçerisinde yani yapılan. evet, Türkiye sınırları içerisinde yapıyoruz. Dış ticaret de ülkeler arasında yapılan nedir diyoruz? Ticarettir diyoruz. Peki ithalat ve ihracat yani şimdi biz dış ticareti kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Ne diyoruz? İthalat. Bir de ne var diyoruz? İhracat var diyoruz. Peki ithalat ne demek? İthalat dış alım demek değil mi? Zaten şurada görüyorsunuz Al almaktan geliyor. kelimesi. İhracat da dış satım demek. Yani herhangi bir ürünün işte dışarıya satımı. Zaten genelde ithal mal dediğimizde hani dışarıdan Dışarıdan aldığımız gelen. ürün oluyor. Ama ihracatta dış satım demektir diyoruz. Peki Türkiye'de de Bu hem iç dönemler neyse sustum. hem de dış ticaret yoğun olarak yapılmaktadır diyoruz arkadaşlar. 2017'de en çok ihracat yaptığımız ülkeler, ya zaten bizim hani ticaret yaptığımız ülkelerin başına kim var dediğimizde Almanya. Almanya başta geliyor zaten. Hem ithalat hem de ihracatta. İngiltere, ABD, İtalya bunlar vardır diyoruz. İthalatta da yine Çin, bakın Almanya, ya yani en çok ürün aldığımız ülkeler öyle söyleyelim. Çin'den, Almanya'dan, Rusya'dan ve İtalya'dan bir sürü ürün. Tabii bunun haricinde bir sürü ülke var ama başta bunlardır diyebiliriz arkadaşlar. Peki yine bir illüzyonla Hocamız çok düzenli maşallah. çok ya ben de Evet. düzenli bir insanımdır. Yani 2 dakika bir içeri gittim geldim. Bayağı bir düzenli. Buyurun hocam. Evet, turizm sektörü ben dinlemiyorum. Turizm sektörünün ekonomiye katkısı diyoruz.
Şimdi turizm nedir? İnsanların tabii gezmek, görmek, eğlenmek, dinlenmek için yaptıkları bütün faaliyetleri biz turizm adını verebiliriz tabii. Şimdi turizmde de doğal ve beşeri faktörler rol oynuyor tabii ki. Türkiye'de coğrafi konumundan kaynaklı mesela turizm potansiyeli gerçekten yüksek bir ülkedir diyoruz. Türkiye'nin zengin yerüstü kaynakları, işte yüzey şekilleri, beşeri faaliyetlerde de mesela farklı turizm kollarının görülmesinde ne yapmıştır, rol oynamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Ve en fazla turist çeken yerler tabii ki kıyılarımız. Kıyılar, yani bize deniz turizmi, diğer turizme oranla, diğer turizmlere oranla mesela daha fazladır diyoruz. Tabii Türkiye için önemli bir yere sahip olan turizm sektöründe 2016 yılında bir önceki yıla oranla gelirimiz ne olmuş? Bakın azalmış. Tabii bunda nelerin etkisi var? Hani ülke içerisindeki sıkıntıların, işte sorunların da etkisi olabiliyor. Savaş ya da savaşça komşu olmamız, bunların hepsi etkendir hocam. Tabii bunların hepsi de yine nedir? Etkendir diyoruz kesinlikle arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.